Evet arkadaşlar, biraz önce videonun başlangıcında yarasa gübre, sıvı yarasa gübre karışımı nasıl uygulandığını göstermiştim. Şimdi ocaklarımıza uyguluyoruz. Bu arada da yoruldum, biraz mola verdim. Şimdi sıvı yarasa gübresine böyle yaprakları genelde alttan yukarı, yaprakların alt kısmından yukarı gelecek şekilde uyguluyoruz. Bu şekil. İster bol at, ister az at. Çok az olmayacak, çok da bol olmayacak tabii ki bu arada. Böyle. Bunun içerisindeki karışım sıvı yarasa gübresi organik. Tamamen organiktir. Bir de odun sirkesi, turkuvaz bunların markaları da. Ben ilk defa bahsetmiştim, bu yıl uyguluyorum bunu. Uygulayan arkadaşlar Adapazarı, Düzce, Zonguldak, o bölgelerde, Ordu'da, Giresun, Keşap'ta uygulayan arkadaşları gördüm, videolarını gördüm, bazılarının yerine gittim, inceledim. Oldukça verimli yani, yan yana iki bahçe, birisi olmuş yemyeşil, yaprakları simsiyah. Birisi sapsarı. Yani adam da yemin ediyor, bundan başka hiçbir ilaç kullanmadığından bahsediyor. O da 2 yıldan beri denemeye başlamış bu ilacı. Ondan sonra oldukça aşırı derecede bir verim almış. Keyifli de bir bahçe yetiştirmiş. Ben bahçeyi biraz hobi amaçlı, böyle çiftçi, fındıkçı olarak değil de. Yani babamın sağ olsun zamanında yerleri ayırdı. Herkese üçer beşer dönüm bir yeri düştü. Yani bakmak lazım. Herkes yerine bakarsa sonuçta bağlıyor. Bakmazsan daha olur hesabı. Yani vermiş, ayırmış. Biz de bakmak zorundayız. Böyle bahçemizin altı üstü tertemizdir. Rüzgardan dolayı birkaç tane dallar kırılmış orada işte. Ama güzeldir bahçem. Bakarım. Şu ihtiyar dallar var. Bak böyle. Alttan yukarı akasya ağacı gibi gidiyor. Bunlar bu sene hep kesilecek. Bundan vatana millete hayır gelmez. Yukarıda 5,5 metre boyunda fındık dalı var daha yukarıda şuranın. Onlar hep kesilecek. Böyle genç nesil yetiştirmeye çalışıyorum. Yeni gelen nesil. Böyle yukarıdan bu sürgünlerin uçlarını belirli göğüs hizasından dallar dışarı büyüyecek şekilde kesip ayıyoruz. Mesela örnek burada. Bu dal yukarı giderse aynen bunun gibi 5 metre gidiyor. Ama bunu şuradan göğüs hizasından geçtiğimiz yıl kesmişim. Bak şu kadar buradan yana sürgü sürmüş. Ve böyle geliyor. Bu buradan geliyor. Bu şekilde yetiştirmek lazım. Esasen ocağın içerisinde hiçbir tane dal yetiştirmeyeceksin. O da var yani. Neyse, şu an bahçıvanlık değil olayımız. Şu ilaçtan bahsediyorum. Tamamen kimyasal, doğal bir ilaç. Bu arada kendim Ömer Akkaya. Öyle. Ağustos ayında tekrar inşallah video çekeceğim. Şu taraf bahçemin hemen sınırı. Zaten belli olur. Burası abimin tarafı. Şöyle şuradan aşağıya benim. Yani şurayla şuranın farkını inşallah Ağustos ayında bakacağız, göreceğiz. Bizim taraf bu taraf. Öyle uygulayacağız bunu abi. Hayırlısı. Artık tedbir almak bizden. Takdir Cenab-ı Allah'tan. Böyle. Ama odun sirkesi uygulamıştım Mart ayı içerisinde. Şu dallarda yosunlar var. Bak bu sene tutmuyor. Ki geçtiğimiz sene aşırıydı. Odun sirkesine bağlıyorum onu. Mart'ın başında attım. Mart'ın ilk haftasında. O yosun türü, mantar.
zararlı pörtü, böcek vesaire. Bunlara karşı oldukça etkili olduğunu söyledi arkadaşlar. Ben bu turkuaz yarasa gübresi bayisi, İzmir bayisi dedim, üretici firma İzmir'de. O arkadaştan da teknik destek alıyorum. Onun doğrultularında Ordu Ünye'de Kublai Bey var, bayisi. Karadeniz Bölge Distrikti aynı zamanda. Ondan destek alıyorum, ondan ürün alıyorum. Bu şekil uyguluyoruz. Dediğim gibi ölmezsek, sağ kalırsak Allah'ın izniyle bunu Ağustos ayında uygulayıp uyguladığımız yerle uygulamadığımız yer arasındaki farkı bakıp göreceğiz inşallah. Şimdi bizim bahçemiz eski ihtiyar dallar vardı, yaşlı dallar. Geçtiğimiz sene %60'ını kestim, %40'ı duruyor. %40'ı da inşallah bu sene kesilecek. Onların mesela şu dal alttan yukarı böyle büyümüş gitmiş. Üst katta ne var? 3 tane yaprak. Yanındaki genç dalın ömrünü yiyor. Bu kesilecek. Geçtiğimiz sene gözden kaçmış. Belki geçtiğimiz sene yaprağı boldur vesaire. Şimdi de toplarken bunları tamamen törpülüyoruz. Büyüyecek böyle. Hayırlısı artık. Millet zırayı iyileştirdi. Küp ilacı, bilmem ot ilacı, serven ilacı. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim. Yok dal kurdu ilacı, yok bilmem uç kurusu ilacı, ot ilacı, çöp ilacı. Ama bakıyorum bu bahçelerin anasını ağlatan zaten o ilaçlar oldu. Yani görüyorsun, zamanında babam da attırdı buralar eskiden. Şimdi attırmıyoruz da 5 yıldan beri dinlesal hiçbir ilaç uygulanmadı. 3 yıl önce bir kışlık gübre uygulamıştık. İnanır mısınız, attığım kışlık gübre şu an hangi ocağın dibine eşersem orada boncuk gibi, misket gibi duruyor. Erime daha erimemiş. Erimeyen bir gübrenin de bir şeye faydası olacağını zannetmiyorum. Plastik midir nedir, ben hiç hayatımda da öyle bir gübre görmedim işin açıkçası. En güzeli yapraktan besleme. Bizim buradaki topraklar böyle kirli şey toprak değil, cilim toprak. Abi bırak gübrenin toprağa girip de ocağa fayda etmesini. Toprağımıza bir jarjur mermi at, 16 adet mermi at, onun yüzünden toplarsın. Öyle bir toprak yani, kurşun işlemeyen bir toprak diyelim sana. Yani şuradan yüzeyine gübre at veya kışlık gübre atıp da bu ocakların bir şeyi çekme şansı yok. Şu an hava yağışlı olduğu için biraz yüzey nemli. Buradan bu ocağın besin alma şansı yok. Ben buna inanmıyorum. Geçtiğimiz gün kazdım. Ocağın çımakları nerede diye. Normalde dal iz düşümünde şuralarda olması lazım. Yüzeysel ocaklar. Oradan başladım. 10 santim, 10 santim, 10 santim arayla geldim. Şuralarda yani 1 metre açısında 2,5 karış yerin dibinde ocağın çımağı. Yüzeyde kılcal böyle şeyler yok, çımaklar yok. O yüzden 2,5 karış aşağıya attığımız hiçbir gübrenin faydası olmaz. Dolayısıyla bunu yapraktan besleyeceğiz. Yapraktan tanımlayalım. Ben buna kanaat yapıyordum. Bilmiyorum, bazı çiftçi arkadaşlarımıza ters gelebilir. Bazılarına doğru gelebilir ama kanaatimce işin doğrusu bu. Araştırmalarıma göre işin olması gereken doğru boyutu bu abi. Evet, burası bahçemizin sonu. Diğer bahçemiz şu karşı tarafa öyle gidiyor yukarı doğru. Orayı bitirdik. Burayı da bitireceğiz inşallah. Bu kimyasal bir ilaç olmadığı için maske dahi kullanmaya gerek kalmıyor. Kutun ocasına yine kullanınız. Çocuklardan uzak tutunuz diyor ama
demek zorunda zaten. Daha önceki uygulamalarımdan dolayı ne cildi tahriş edeyim, ne bir şey yapayım. İstediğin gibi oyna. Bizim hortumumuz neden gelmedi birazdan? Evet, diyecek böyle arkadaşlar. Şimdilik size hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Şu virüs belasından da inşallah memleketimiz bir an önce kurtulur. Herkes daha rahat, huzurlu bir şekilde, hastalıksız, kazasız, belasız, ölümsüz inşallah bayrama çıkarız. Tekrar şimdi herkese hayırlı bayramlar. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek nasip eder. Ürün toplarken görüşmek nasip eder inşallah Cenab-ı Allah. O zaman da bu ürünün ne kadar faydalı olduğunu göstereceğim evvelallah arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkürler.